Hava durumu, belirli bir zamanda atmosferin durumunu tanımlar. Güneşli, parçalı bulutlu ya da yağmurlu gibi. İnsanlar, tüm hava durumu raporları arasında en çok şiddetli fırtınalarla ilgilenirler. Peki sizce, çok sakin bir günde, havanın aniden şiddetli hatta zaman zaman ölümcül bir şekilde bozmasına ve fırtınanın saatler hatta bazen günler boyunca sürmesine sebep olan şey nedir? Fırtınaları anlamanın yolu, bulutları anlamaktan geçer. Bulutlar, yeryüzündeki sıcak havanın, atmosferin yüksek ve soğuk alanlarına yükselmesiyle oluşur. Yukarı yönlü bu hareket, sıcak havayla karşılaşan, soğuk ve yoğunluğu daha fazla olan havanın, sıcak havayı yukarı ittirmesiyle gerçekleşebilir. Ya da çevresine göre daha fazla sıcaklık emen bir toprak parçasının bu ısıyı üzerindeki havaya aktarması ve ardından havanın yükselmesine sebep olması ile de bulutlar oluşur. Gök gürültülü sağanak yağmur, tipi ve kasırga gibi türleri bulunan şiddetli fırtınaların oluşması ve yıkıcı güçlerini sürdürebilmesi için 3 şeye ihtiyaç vardır. 1- Enerji kaynağı, nem ve durağan olmayan hava. Fırtınaların oluşmasını sağlayan enerji, iki hava kütlesi arasındaki sıcaklık farklarından ya da ısıyı emen toprağın üzerindeki hava katmanını ısıtmasından kaynaklanır. Bu süreç, bulutların oluşmasını sağlayan süreçle birebir aynıdır. Fakat fırtınalar söz konusu olduğunda çok daha büyük ölçekte bir olay gerçekleşir. Oluşmakta olan fırtınanın altındaki su veya toprak ne kadar sıcaksa, fırtınaya katabileceği enerji miktarı da o kadar fazladır. Şiddetli fırtınaların oluşabilmesi için aynı zamanda yüksek oranda neme de ihtiyaç vardır. Bu nem, daha sonra yağışa dönüşmekle kalmayıp, yeryüzündeki enerjiyi atmosferin üst katmanlarına ulaştırır. Enerji transferini sağlayan su buharı, güneş ışınlarının yeryüzündeki su kütlelerini ısıtması ve yüzeydeki suyu buharlaştırmasıyla meydana gelir. Su buharı, yoğunlaşıp su damlacıklarına ya da bulutları meydana getiren buz kristallerine dönüşünceye kadar sahip olduğu bu enerjiyi taşır. Bu olay gerçekleştiğinde, su buharının taşıdığı enerji ısı olarak açığa çıkar. Ve bu da fırtınaların oluşmasını körükler. Şiddetli fırtınaların oluşmasını sağlayan son kritik faktör ise, fırtınayı çevreleyen havanın alt kısımlardaki havaya göre önemli derecede soğuk olmasıdır. Bilim insanları bu özellikteki havaya durağan olmayan hava adını verirler. Yükselirken ısı açığa çıkaran bir fırtına bulutu, yükselmesi sırasında sürekli olarak kendinden daha soğuk hava katmanlarıyla karşılaşır. Bu, bulutun daha fazla yükselmesine sebep olur. Kısacası bir fırtına bulutu ve onu çevreleyen hava arasındaki sıcaklık farkı ne kadar çoksa, fırtına bulutunun yükseliş hızı, yoğunluğu ve fırtınanın büyüklüğü de o kadar fazla olacaktır. Zengin bir enerji kaynağı, yüksek miktarda nem ve durağan olmayan hava bir araya geldiğinde şiddetli fırtınaların oluşması kaçınılmazdır. Bir fırtınanın kuvveti, bu etkenlerin kuvvetiyle doğru orantılıdır. Yani bu arada fırtınaların ne kadar kuvvetli ve şiddetli olabileceğini biliyoruz, öyle değil mi? Şiddetli gök gürültülü sağanak yağış fırtınalarında düşen yağış miktarı saatte 5 santimetreden fazladır. Ve bu yağışlar hızı saatte 320 kilometreyi geçen rüzgarların oluşmasına sebep olabilir. Ilık okyanus suyu üzerinde birbirine yakın yerlerde oluşan gök gürültülü sağanak yağış fırtınaları birleşerek kasırgaları oluşturabilirler. Kasırgalar ise yeryüzündeki en şiddetli ve en yıkıcı fırtınalardır.